Türkiye'nin enerjide büyük planını bugün ortaya çıkarıyoruz. Hızlandırıcıya dayalı enerji üretme teknolojisi artık Türkiye'nin muhteşem projesi. Bu Türkiye'yi üst lige çıkaracak kritik öneme sahip bir proje. Enerji krizi sebebiyle nükleere yönelen ülkeler toryuma her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyuyor. Türkiye ise tespit edilen 380 bin ton toryum rezerviyle dünyada ikinci sırada yer alıyor. Bu haberi hazırlarken hemen aklımıza Profesör Doktor Engin Arık hocamız ve beraberindeki bilim heyetinin Isparta uçağı düşürülerek şehit edilmeleri geliyor. Türkiye kalkınmasın diye dış mihraklar ve içimizdeki uzantılarına Rabbim fırsat vermesin inşallah. Amin. Türkiye bulunan bu rezervin sadece 20 bin tonunun işlenmesi durumunda Türkiye'nin enerjide oyun kurucu ülke olacağı belirtiliyor. Akkuyu, Sinop ve Trakya nükleer enerji santrallerinin bu potansiyeli işlemede büyük rol oynayacağı ifade ediliyor. Ülkemizi neden ablukaya alıyorlar? Neden nefesini kesmeye çalışıyorlar belli değil mi? Nedenlerini bilmeyen bir çoğunluğumuz var ama bu şekilde hepimiz öğreneceğiz. Değerlerimize sahip çıkacağız. Yeni santraller toryumla çalışmalı diyenler videomuzu beğenebilir mi? Sayımızı bilelim. Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Sizlere kısa bir hatırlatma. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenerek ve yorum yazarak videomuzun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsin. Şimdi koltuklarınıza yaslanın, bir fincan kahvenizi de yanınıza alın ve yeni bölümümüz başlasın. Dünyayı saran enerji krizi sebebiyle ülkeler nükleer enerji üretimine hız verdi. Bu alanda üretim yapabilmek için toryum büyük önem taşıyor. Bu elementin dünya rezervinin %20'si ise Türkiye'de bulunuyor. Akkuyu'da devam eden Sinop ve Trakya'da yapılması planlanan nükleer santrallerde bu elementin kullanılması planlanıyor. Bugün Hindistan 846 bin tonla dünya rezervinden en büyük payı alıyor. Türkiye ise tahmin edilen 744 bin ton, tespit edilen 380 bin ton toryum rezerviyle bu listede ikinci sırada yer alıyor. Malatya, Hikimran, Kuluncak, Kayseri, Felahiye, Diyarbakır ve Burdur Çanaklı, Isparta Aksu, Eskişehir Kızılcaören, Sivrihisar ve Sivas rezerv bulunan iller arasında yer alıyor. Yılda işlenebilecek 20 bin tonluk toryumun Türkiye'nin tüm enerji sorununu çözeceği belirtiliyor. Konunun uzmanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enerjide yeni ve farklı atılımlar yapacağız açıklamasını yaparken, toryum elementini kastettiğine dikkat çekiyor. Ayrıca yeni nesil nükleer enerji santrallerinde işlenecek toryumun önümüzdeki yüzyıla damga vuracağı ifade ediliyor. Sinop ve Trakya nükleer güç santralleri kritik öneme sahip. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde evrenin sırlarını keşfetmek için tasarlanmış Atlas deneyi, Büyük Hadron Elektron Çarpıştırıcısı ve Dairesel Çarpıştırıcı projelerinde görevli Profesör Doktor Saleh Sultansoy, Türkiye'nin mevcut toryum rezervleriyle ilgili enerji sıkıntısının kalmayacağını belirterek, "Tabii bunun için gelmiş nükleer santraller gerekiyor. Akkuyu geleneksel bir proje olduğu için belli oranda toryum kullanabiliyor. Santralin enerji üretiminde %10'luk bir toryum desteği alabiliyor. Bu da yadsınacak bir rakam değil. Ama asıl güç Sinop ve Trakya nükleer santralinde olması planlanıyor. Çünkü o santralin Akkuyu'dan daha teknolojik bir santral olması planlanıyor. Bu santralde hızlandırıcıya dayalı enerji üretme teknolojisi uygulanması hedefleniyor. Bunu Çin, Hindistan ve Norveç yapıyor," dedi. Üstü kapatılsın isteniyor. Profesör Doktor Saleh Sultansoy, toryum konusunun kritik önem taşıdığını ve küresel güçlerin gelecek planlamalarında önemli yer tuttuğuna değinerek, "Ancak sorun şu ki, ne zaman Türkiye'de toryum konusu açılsa üstü kapatılıyor." 2016 yılında Sinop'ta nükleer teknoloji bölgesi kurulacaktı. Biz de bu projeye destek verecektik. Ancak bir anda bu proje durduruldu. 2007 yılında bu alanda çalışma yapan profesörlerin uçağı düşürüldü. Eskiden toryumu işleyecek projeleri yapmak çok büyük maliyetler gerektiriyordu. Şimdi ise bu maliyetleri gerçekleştirebilecek bir Türkiye var. Tabii yurt dışı kontrollü içerideki bilinmez oyuncular yine bu işlerin üzerini kapatmazsa açıklamasında bulundu. Toryum enerjisi trilyonlarca varil petrole eşit. Toryumla ilgili araştırmalar yaparken elin bir uçak kazası nedeniyle vefat eden Profesör Doktor Engin Arık'ın eşi Profesör Doktor Metin Arık, toryum elementini önümüzdeki yüzyılın stratejik ürünü olarak tanımlıyor. Arık, toryum yeni tip reaktörlerde yakıt olarak kullanılacak. Eğer biz toryumla elektrik enerjisi üretebilme imkanına kavuşursak, bu trilyonlarca varil petrole eş değerde bir enerji kaynağı olacak.
Bu konuyla ilgili Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK çalışmalar gerçekleştiriyor. Türkiye'nin enerji alanında dünya sahnesinde önemli bir oyuncu haline getirecek element toryumdur, tabii işlenebilirse dedi. Dünya rezervinin büyük kısmı ülkemizde. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın verilerine göre dünya toryum rezervlerinde ilk sırayı 846 bin tonla Hindistan alıyor. 744 bin tonla Türkiye ikinci, 606 bin tonla Brezilya üçüncü, Avustralya 521 bin, ABD 424 bin, Mısır'da 380 bin ton olarak sıralanıyor. Türkiye'de yapılan araştırmalara göre ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın verilerinin çok daha üzerinde toryum rezervi olduğu tahmin ediliyor. Bu araştırmalarda Türkiye'deki toryum rezervinin 1 milyon tondan fazla olduğu belirtiliyor. Allah fırsat vermesin. Bu yüzden bu yeni enerjilerin yaygınlaşmasını engelliyorlar. İnanın bor ve hidrojen hücresi, piliyle çalışacak araba teknolojisi bile hazır. Ama dünyanın en kaliteli ve tek bor kaynağı Türkiye, Türkiye'yi ve idaresini ele geçirmeye çalışıyorlar. Bunun için iç ve dış hainler lazım. PKK, FETÖ vesaire. Bunun için 50 yıl önce CIA tarafından oluşturuldu. Bir de Büyük İsrail projesinde Türkiye'den toprak var. Bu da ayrı bir mesele. Hepsi için hain lazım. Neyse, bizim yapmamız gereken reise tam destek vermek. Sonra bu yolla çok çalışmak ve Allah'a tevekkül etmek. Peki bundan sonra neler olacak? Türkiye nükleer bombasını da yapacak mı? Bunu hepimiz yaşayıp göreceğiz. Türkiye ve Başkan Erdoğan akıllı bir lider. Eminim nükleer sorununu çözecektir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Daha fazla içeriklerimize ilksiz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşça kalın.